Sıradan Adam. Hepinize merhaba dostlarım. Bugün sizlere çok güzel bir haber vermek için buradayım. Bir oyun kanalı açtım. Ağırlıklı olarak PUBG oynamayı düşünüyorum. Aslında ezelden beri oyunla ilgili biriyim. Eğer siz de oyunla ilgili biriyseniz şurayı tıklayarak kanalıma göz atıp abone olabilirsiniz. Hadi şimdi vakit kaybetmeden şu şanssız insanlara bir yakından bakalım. Size sadece şanslısanız kötü şeyler yapmaya hiç kalkışmayın demek istiyorum sayın seyirciler. Sen kalk evlilik için o kadar hazırlık yap, file falan gerdir havada yapacağım diye de ama tam yüzüğü takarken aşağı düşür. E hayırlısı artık. Şanssızsanız normal şartlarda bile sizi kötü etkileyecek bir şey çıkar ortaya. Mesela buradaki arabanın sahibi o arkadaşlardan bir tanesi. Ağlama yavrucuğum evladım, her güzel şeyin kötü de bir tarafı vardır. Sahiplendiysen o kediyi her şeyle kabul edeceksin derdim de demeyeyim değil mi? Demeyeyim, yazık. Şanssız insanlar faydalı olmaya çalıştıkları zaman bile gerçekten sıra dışı şanssızlıklarla karşılaşabilirler. Bu genç arkadaş gibi. Bu bey abimiz sanırım bir kurtarma operasyonu gerçekleştiriyor. Ama gel gelelim ki şanssız olduğu için kendisi kurtarılacak duruma düşmüş. Bu nedir? Bu şanssızlığın içindeki şanstır ve bedeviliğinizle dalga geçer gibi her yer ıslandıktan sonra sizi böyle imkansız şekillerde poz verip göz kırpar. Diyorum ama dinletemiyorum. O yüzden de hep böyle sahnelerle karşılaşıyoruz. Olsun ama ya, izlemesi keyifli bence. Bu çocuğu huzurlarınızda ben tebrik etmek istiyorum. Neler yaptığına göz atın tamamen, siz de hak vereceksiniz bana. Bu genelde yurdum insanının en sevdiği hareketlerden biridir. Kendini kuma gömmek. Ama gördüğünüz gibi şanssızsanız o da kötü sonuçlanıyor böyle. Hop bidi zıplarsın ama ardında bıraktıkların seni geri döndürmek ister. Sen de geri dönmek istersin ama dönemezsin öyle derler adama. Evet, pencere denk gelmemiş, yapacak bir şey yok ama bence o kadar da üzülmemek lazım. Beterin beteri var değil mi ne de olsa? Mesela bu bey abimiz gibi domdom kurşunu yemiş gibi tekneye düşmek var. Hatta daha da fazlası vardır eminim. Şu dünyada en sevdiğim markalardan biridir Logitech. Hatta geçen gün İsviçre markası olduğunu öğrenince ürünlerinin neden bu kadar sağlam olduğunu da anlamış oldum. Dedim ya sizlere, şanssızlık bazen öyle bir başınıza gelir ki olmayacak olasılıklarla selam verir sizlere. Olmayacak şeyler oluyor, kalkıp gidecekken bir de kafasına direği yiyor arkadaş. Ama bence şanslı biri çünkü hala hayatta tüm olanlardan sonra. İşte bu dostların bir intikam fotoğrafı. Kadın kendisini aldatan sevgilisinden intikamını tek bir fotoğraf karesiyle almış böyle. Nasıl ama? Zekice değil mi? Şunu da gördüm ya, artık ölsem de gam yemem. Şanssız insanların mutlulukları genelde kursaklarında kalıyor, bardağın altı düştü ya bildiniz. Hazır oyun kanalı açmışken böyle videolara da dikkat etmek lazım. Kendi ölümünü hazırlamak dedikleri bu olsa gerek.
Bey abimiz sıkıştırmış artık bir şekilde poşetini kapıya ve bakmış ki kurt aramıyor, fotoğrafını çekeyim bari demiş. Ya Rabbim sen sabır ver. Demiyor mu bu arkadaş sizce de? Yapacak bir şey yok ama umarım yedek anahtarı vardır. Böyle gözünüzün önünde pat diye arabanızın üstüne düşer ağaç. Sağdaki arabaya değil, soldakine değil, sizin arabanıza düşer. Şanssızsanız yani. Bu nedir ya? Sunroof mu var acaba arabada unutmuşlar diyeceğim de çok da şey yapmaya gerek yok şanssız olunca değil mi ne de olsa. İşte bu be, sen kalk maça gel ama gel gör ki senin koltuk böyle harika bir manzaraya sahip olsun. Olacak iş değil ama olmuş. Romantik bir yemek düşünüyorsanız şarabı açmak için böyle eksantrik şeyler denememekte fayda var, hele de şanssızsanız. Önce topları potaya sıkışmış ve kurtarmak için uçan süpürgeyle bir cadı kiralamışlar ama maalesef ki cadının da süpürgesi mahsur kalmış bu sefer. Yahu siz spor yapıyorsunuz, ne güzel kanolarınız var işte, ne işiniz var alkolle falan dermiş gibi şanssızlık gülümsemiş arkadaşlara. Bu nedir sevgili dostlarım? Birisi bana açıklayabilir mi? Yani Sub-Zero mu saldırmış bu arabaya böyle bu hale gelmiş? Ah be genç kardeşim benim. Martılarla ilk karşılaşması diyeceğim de sanırım bu kuş martı değil. Değil mi arkadaşlar? Kuşun türü ne? Gerçekten şu anda sizlerin önünde bir yaşıma daha giriyorum. Şahsen daha önce ayağına şarj aleti batan birini görmemiştim. Bu nedir ya? Kanala düşen adam da gördüm, araba da gördüm, amma gündüz, amma akşam, ama bu bildiğiniz seyahate çıkmış. Şu fotoğrafı ilk gördüğüm zaman abartmıyorum, gerçekten kahkaha attım. Denemiş dostlarım bu arkadaş, denemiş de olmamış maalesef. Bu nasıl bir ayindir abiler ablalar? Bu çamur sanırsam ki sonradan bir otoyolu basmış, daha doğrusu sel baskını gibi bir şey olmuş olmalı. Şanssızsanız çok da riskli hareketlere girmemek lazım. Mesela ipi de kopabilirdi ama gel gelelim ki bildiğin kalas kırılmış. Yahu şanssızlık var, şanssızlık var. Arabanın üstüne piyano düşmesi nedir? Hani fıkra diye anlatsan güler insanlar ama yaşanmış bu olay gerçekten. Hani yapmak istenilen ve aslında olan capsleri var ya, işte onlar için harika bir içerik bence bu şanssızların başına gelenler. Hanım ablamız bu olaydan gayet sağlam şekilde kurtulmayı başarmış da arabayı oraya sokmak da ayrı bir başarı olsa gerek ya. Kar temizlemek de önemli bir hizmet sonuçta. Ama yol açarken de çıkan karlar başka şeylerin üstünü kapatıyor olabilir şoför kardeş. Buna çok güldüm Allah affetsin. İçeride patlayınca boya kovaları bildiğim milkshake'e dönmüş içindeki insanlar. Bir geyik düşünün ki fake atıyor. Ama bence bu bisikleti süren arkadaş gayet şanslı. Çünkü geyik kardeş troll çıkmasaydı kötü şeyler olurdu orada. Ve son olarak sizleri bu sıra dışı bedevilik örneğiyle baş başa bırakıyorum dostlarım.
İzlediğiniz için teşekkür ederim. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca yeni açmış olduğum oyun kanalına da şurayı tıklayarak abone olabilirsiniz. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.